Kadir Gürer 22 yaşındaydı. Bir sürücüye yol vermedi diye ömrünün bağrında canından oldu. Üstelik katiller onu kavga sırasında değil, o olaydan 15 dakika sonra iş yerini basarak öldürdü. Yol verme meselesi yüzünden bir gençle tartıştı. Olay yerinden ayrıldı. 15 dakika sonra geri dönüp o genci öldürdü. Burada bir tartıştılar köşede bizim. Ondan sonra yukarıda tekrar birleşmiş herhalde. Kadir Gürer 22 yaşındaydı. Güngören'de bir beyaz eşya firmasında çalışıyordu. Dün iş yeri aracıyla dışarı çıktı. Kadir Gürer'in kullandığı araba işte bu cadde üzerinde seyir halindeydi. İddiaya göre aynı istikametten gelen başka bir araçla aralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İkili kısa süre bir küfürleşme yaşadıktan sonra buradan ayrıldılar. Mavi renkli araçtaki bir kişi camdan sarktı, Kadir Gürer'e hakaret etti. Sözlü münakaşa birkaç saniye sonra sona erdi. Kadir Gürer tartışmanın ardından iş yerine döndü. Kadir Gürer'e küfür eden iki kişi olay yerinden hızla uzaklaştı. İddiaya göre 15 dakika sonra silah alıp olay yerine geldi ve bu kez Kadir Gürer ve arkadaşlarına rastgele ateş etmeye başladı. Kadir Gürer göğsünden yaralandı. Arka sokaktan dolaştı büyük ihtimalle. Yukarı tekrar onu herhalde yakaladı, vurdular çocuğu. Saldırganlar hemen olay yerinden kaçtı. Kadir Gürer olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Gürer hayatını kaybetti. Şüpheliler ise Güngören Asayiş Büro ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Güngören Asayiş Büro ekipleri Kadir Gürer'e ateş eden iki kişiyi yakalayıp ifadesini aldı. Yol verme nedeniyle tartıştık diyen cinayet zanlıları tutuklandı. Gürer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.